Info Yatırım'ın değerli izleyicileri, bir hafta sonunda daha beraberiz. Artık Mayıs'ın son haftasına giriyoruz önümüzdeki hafta itibariyle ve Haziran'ın da ilk haftası olacak. Ama bu geçtiğimiz haftada altın yatırımcısını birazcık heyecanlandırdı. Ama altın almak isteyenler de biraz tedirgin oldu fiyatların yükselişinden. Tabii bunların gerekçelerini burada sizinle paylaşmak istiyorum bu hafta itibariyle. Özellikle geçtiğimiz haftalarda altın, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı veya faiz artırımından olumsuz etkilenmiş ve geri çekilmeler görmüştük. Ama tabii doların bu kadar diğer para birimleri karşısında güçlenmesinin çok sürdürülebilir olmadığını bundan önceki yorumlarda sizinle paylaşmıştım. Nitekim büyüme verisinin bu hafta itibariyle beklentilerden düşük gelmesi ve ilk çeyrek itibariyle Amerika'daki büyüme verisinin düşük gelmiş olması doların bir miktar gerilemesinde etkili oldu. Ve Fed'in de faiz artırımları konusunda piyasa beklentilerinin biraz daha törpülendiğini gözledik. Bu da altın fiyatını bir miktar yükselmesinde etkili oldu. Ama tabii genele baktığımız zaman bunları ben daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Altın hala dış piyasalarda 11 yıl önceki fiyatında. 11 yıl önce 2011'de altın fiyatları işte 2008 ulusal finansal kriz sırasında, yani uluslararası finansal kriz sırasında yüklük miktarda likidite sunulmasıyla 2008 sonrasında başlayan yükselişini 2011 yılında en üç noktaya taşımıştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1923 dolara kadar yükselmişti. Sonra tekrar işte 1053 dolara, 1050 dolara kadar geriledi zaman içinde. Özellikle pandemiyle başlayan bu yükselişin şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk başladığı günlerde de biraz daha tepe noktalarına ulaşmıştık 2070 dolarla. Ama sonrasında savaşlar başlarken altın fiyatı yükselir. Savaş başladıktan sonra altın fiyatı nitekim bir miktar geriler demiştim ve şimdi birazcık da onu da yaşıyoruz. Ama jeopolitik gerginlikler hala altını destekleyen gelişmeler arasında. Tabii bu arada yüksek likiditeden bir miktar sınırlamaya veyahut da yüksek likiditeyi biraz da aşağı çekmeye yönelik Amerikan Merkez Bankası'ndan başlayan faiz artırımlarının diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yaygınlaşmasıyla bu faiz baskısı altını geçtiğimiz günlerde bayağı bir baskılamış ve 1795-1785 dolara kadar çekmiştik. Ama işte bu hafta özellikle 1825 doların geçilmesiyle beraber altın fiyatı tekrar yukarı yönlü seyrini, biraz da Amerikan dolarının zayıflaması, biraz da Fed'in 15-16 pardon 14-15 Haziran'daki toplantısında 50 bas puanlık faiz artırımının kesinlik kazanmasının da etkisiyle bir miktar yükselişe geçti. Tabii bu arada özellikle enerji fiyatlarının yükselişi, daha önce de saydığımız altını destekleyen gelişmeler arasında Çin'deki Covid salgınının tedarik zincirinde oluşturduğu tedirginlikler gibi gibi gelişmeler altını tekrar destekleyen faktörler olarak ön plana çıkınca altın haftanın son işlem gününde 1860 dolarlara kadar yükseldiğini gözlemiştik ki hafta içinde işte 1848-1845 dolara kadar gerileyip sonra 1860'ta da Cuma günü itibariyle görmüştü. Onun öncesinde de 1857 dolarlar falan seviyesinde. Yani kısacası 1850 doların üzerinde kalmaya çalışan bir fiyat oluşmaya başladı. Bundan sonra biraz da bunda ay sonu kontrol işlemleri, zayıflayan dolar ve Amerika'dan gelen bundan sonraki verilerin yüksek dolardan kaynaklanan olumsuzlukları da dikkate alındığında altın bir miktar yukarı yönlü seyir izleyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla daha önce düşük fiyatlardan almış olan yerli yatırımcının dolar TL'deki bu haftaki yükselişin de etkisiyle biraz daha onları sevindirdi gibi görünüyor. Bundan sonra da sevindirmeye devam edecek diye düşünüyorum. Altının dış piyasa fiyatının hala 11 yıl önceki fiyatında olmuş olması bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Bunu hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Yani altına
yatırım yapalım mı diye bakmak isteyenler bu gelişmeyi veyahut da bu özelliği dikkate almak zorundalar. Çünkü altın 2011 yılındaki yükseliş gerekçelerinde bu kadar yüksek bir enflasyon söz konusu değildi. Bu kadar jeopolitik gerginlikler söz konusu değildi. Covid'in oluşturduğu özellikle ekonomideki yıpranmalar ve Rusya-Ukrayna savaşının da getirdiği genel ekonomideki yıpranmalar o zaman bu kadar değildi. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman hala altın dış piyasalarda bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan dövizdeki işte 2001 20 Aralık'taki 18,60 TL'ye kadar yükselmesinden sonra kur korumalı mevduat sistemiyle bir süreden beri dövizdeki daha stabil veyahut da daha istikrarlı seyrin son günlerde hem dış piyasalarda doların güçlenmesiyle hem içeride de bir miktar döviz talebinin kurumlardan gelen döviz talebinin fiyatı yukarı çekmesiyle beraber 24 ayar altının gram fiyatı da 1000 liraya doğru bir yola 1000 liralık 1000 lira seviyesindeki bir yola girmiş durumda. Hafta içinde özellikle 960, 975 hatta 980 TL seviyelerine kadar yükselen bir fiyat görmüştük. Bunda özellikle doların son dönemde 16.30, 16.40 seviyelerine kadar yükselmesinde etkisi oldu. Bu arada ay sonu bankaların açık pozisyon kapatmaları dövizde ve diğer taraftan kurumların aylık ihtiyaçları karşısında döviz alıyor olmaları doların bu seviyelere gelmesinde etkili oldu. Tabii çarpan etkisiyle de altının dış piyasa fiyatındaki yükselişin de bir miktar yansımasıyla beraber işte 1000 liraya merdiven dayadı demek çok da yanlış olmayacak. Bu noktada önümüzdeki hafta itibariyle bundan böyle ayın 14'ündeki FED toplantısı beklenmeye başlayacak ve o seviyelerde altın yine 1900 doların aşağısında 1850-1900 bandında hareket etme olasılığı var. Çünkü o beklentinin bir kısmı satın alınmış durumda. Ama bu arada yine jeopolitik gerginlikler, petrol fiyatlarındaki gelişmeler, Avrupa'dan faiz artırım beklentileri gibi gibi yine tedarik zincirinde yaşanan Çin'den veya Asya piyasalarından gelen gelişmeler. Diğer taraftan diğer yatırım araçlarından yatırımcıların dolara doğru yönelmiş olmasının da bir miktar altını daha cazip kılacak gibi de görünüyor. Çünkü hisse senetlerinde bir gerileme var. Diğer taraftan işte yine endüstriyel metal fiyatlarında zaman zaman gerilemeler söz konusu. Kripto paralara bakarsanız orada da gerilemeler var. Tabii buralardan çıkan paranın işte yükseliş potansiyeli taşıyan altına yönelmesi işten bile değil. Ama tabii FED de bu faiz artırımlarıyla acaba eksi faizden nötr faize geçebilecek mi? Geçen yorumda da bunu belirtmiştim. Ama şimdiki beklentilere bakarsanız bundan sonraki FED toplantılarında hem Haziran ve Temmuz'da 0,50 bas puanlık faiz artırımlarının devam edeceğini ama enflasyondaki yükselişin hem enerji tarafında hem gıda tarafında dünya genelinde bir yükseliş trendinde olduğunda göz ardı etmemek lazım. Bu özelliğe dikkate aldığımızda altının güvenli liman özelliği biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü para birimlerindeki bu enflasyonist yıpranmanın karşılığında paranın değerini korumak için altının biraz daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Ve zaten biz burada içeride bunu yaşıyoruz. Enflasyonda hala yükseliş devam ediyor. Her ne kadar kur korumalı mevduat sistemin devam ediyor olsa bile yeni bir enstrümanla bu döviz ihtiyacının giderilmeye çalışıldığı veya enflasyonun dizginlenmeye çalışıldığı çabaları da çok yani günübirlik tedbirler alınarak bunun önüne geçilmeye çalışılsa da çok başarılı olduğundan bahsetmek mümkün değil. Hepimiz görüyoruz her gün petrole veyahut da işte akaryakıta veya benzine zam geliyor. İşte diğer ürünlere zam geliyor. Son yapılan işte çay zammı, şeker zammı falan gibi. Bunların hemen enflasyonu aşağı çekecek bir konumu yok. Enflasyon bütün analistlerin ve finans çevrelerindeki yorumcuların da söylediği gibi henüz daha tepe yapmış durumda değil. Dolayısıyla bu tepeyi de ne zaman yapacağı ve hangi seviyede yapacağını da belirsizliği var. Böyle belirsizlik ortamında vatandaş biraz daha Türk lirasından kaçtığını görüyoruz. Büyük paraların
özellikle taşıt alımlarında veya daha büyük paraların emlak alımlarında kullanıldığını, daha küçük paralarında bir miktar döviz olsa bile altına yöneldiğinde görüyoruz. Böyle dolayısıyla bu seviyelerden alınacak altın bence önümüzdeki dönemde hem paranın enflasyona karşı yenik düşmesini, eksi faizi artıya çevirmesini hem de güvenli liman özelliği nedeniyle bulunduğu konum itibariyle fiyatlarının ucuz olduğu ve bunun bir kazanç getireceğini de belirtmek isterim. O bakımdan ben önümüzdeki dönem itibariyle tabii kısa vadeli yatırımlar biraz daha sakıncalı olur. Altın daha ziyade orta ve uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu unutmamak lazım. Böyle düşünüldüğünde ileriki çeyreklerde veya senelerde altının orta ve uzun vadede işte yatırımcısının yüzünü güldüreceği kanaatindeyim. Dolayısıyla önümüzdeki haftada yine yeni gelecek enflasyon verileri, Amerika'dan tarım dışı istihdam verileri yine fiyatların oluşmasında veya piyasanın şekillenmesinde etkili olacak gibi görünüyor. Bu haftayla ilgili anlatabilecekleri bunlar. Bu arada tabii hükümet kanadından ekonomi çevreleri bir yeni yatırım enstrümanı beklentisi var. Bu süper bono gibi konuşulsa da Merkez Bankası'nın önceki günkü toplantısında faiz oranlarını beklediği gibi değiştirmediği gibi teminatların artırılacağı ve kredilerin ona göre şekillendirileceği gibi hem ekonomiyi biraz daha hareketlendirmek hem de dövize olan talebi düşürmek adına bazı giriş finemler bulunduğunu görüyoruz. Bunlar da piyasalarda yakından izleniyor. Bu enstrümanlar çıktığında piyasada ne kadar kabul görür veya piyasanın yönünü nereye çevirir bunu beraberce yaşayıp göreceğiz. Çok fazla kur korumalı mevduat sisteminin de bozulmaması gerekir. Yoksa oradan çıkacak özellikle TL bazında yapılmış olanların dövize yönelmesi de bu sefer bir tarafı düzeltirken bir tarafı bozulmuş olur. O bakımdan bunun çok iyi hani irdelenmesi gerekir. Muhtemelen ekonomi tarafı da, hükümetin ekonomi tarafı da, bir Merkez Bankası da bunlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni açıklamalar gelecek diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta sonu ve yeni bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.